Fahrettin Ersoy 1968 Çan Ali Bey Çiftliği doğumlu küçük bir köyde yetişen bir arkadaşınız, kardeşiniz. Sürekli güzel şeyler düşündüm. Tabii güzel tarafı neydi? O zamanlar böyle televizyon yoktu, radyo yoktu, sosyal medya yoktu. 15-16 yaşında kendim artık ufak ufak pazarda yumurta toplayarak, onları Çanakkale babamın yanında satarak, kendi harçlığımı çıkartarak bir şeyi var yani altında bir sebep var demek ki. Ya dedi oğlum dedi sen de büyüyünce ne yapacaksın? Çok erken yaşta ticarete atılmak hevesimdi. Çünkü bir hayalim var, bir idealim var. Ya o işlerini büyütmüş, o keyif aldım. Kimin işi düzgünse mutlu oldum. Ama ben Çanakkale'yi çok seviyorum. Ben sosyal bir insanımdır. İnsanlarla iyi geçirmeyi severim. Yani dışarıda olmayı severim. Onun için Çanakkale'de yani 10 kat daha İstanbul'da bunun sermayeyi yapacağımı bilsem de Çanakkale'de hiçbir gün düşünmedim bir yerde olmayı ya da çok daha iyi para kazanmayı. Aklımın ucundan bile geçirmedim. Ya sermaye aslında insanın dürüstlüğü, güvenirliği. Fahrettin Ersoy 1968 Çan Ali Bey Çiftliği doğumlu küçük bir köyde yetişen bir arkadaşınız, kardeşiniz diyelim. Çocukluğumuz tabii ki köy hayatında yetiştiğinden dolayı biraz daha işte sosyallik falan yoktu. İşte futbol oynardık, dereye girerdik. Bizim orada işte o zaman çay dediğimiz orada çocukluğumuzu bir şekilde aktif sporlarla geliştik. Tabii güzel tarafı neydi? O zamanlar böyle televizyon yoktu, radyo yoktu, sosyal medya yoktu. Çok güzel bir çocukluk geçirdik diyebilirim. Hani görüyoruz bazen sosyal medyada da çamurda oynayan, toprakta oynayan çocukluğumuzu böyle çok güzel yaşadık ve sağlıklı bir çocukluk geçirdik. Tabii ki okul hayatımız başladı. İşte bir evimizde diyeyim, iş yerimizde diyeyim, okul mesafesi biraz uzundu. Zorlu bir eğitim sürecimiz geçti. Çocuksun tabii istemiyorsun, yürümek istemiyorsun, kış oluyor, soğuk oluyor, sıcak oluyor falan. Süreci böyle keyif alarak değil ama tabii eğitim almamızda şart olduğunu bildiğimiz için işte belirli ölçeklerden ilkokul, ortaokul gibi devreleri bitirip hemen hızlı bir şekilde ticaret hayatına soyunma merakım başlamıştı. Çok erken yaşta ticarete atılmak hevesimdi. Hatta bizim orada küçük bir binaya vardı. Bizim babamın ailemin de çiftliği vardı işte. Büyükbaş hayvan arazilerimiz vardı. Bu arada tavukhanemiz de vardı. Tavukçuluk sektöründe de iş yapıyorduk. Çanakkale'ye yumurta çekiyorduk. Yani Çanakkale'ye yumurta pazarımız vardı. Babamdan küçük yaşta onunla gelip giderken ona bir heves, böyle bir ticaret hevesi başlamıştı. Tabii doğal olarak ailem de benim oradan gitmemi istemiyordu falan. Biz 15-16 yaşında kendim artık ufak ufak pazarda yumurta toplayarak, onları Çanakkale babamın yanında satarak, kendi harçlığımı çıkartarak falan. 16 yaşına geldiğimde doğal olarak araç kullanıyorum. O zamanlar bu kadar şey değil, trafik sorun değil. Yani yoğun bir trafik yok. Ehliyet sorun başladı. Trafik yakılıyor. Kullanmamam gerekiyor ama ben de bu işi meraklıyım, ticaret yapıyorum. Yaşımı yürütmeye karar verdim. Babamın haberi yok. O da bir anıdır benim için. Babamın haberi yokken bir avukat ofisinde çalışan arkadaşımı, babamı tabii büyütmenin ne olduğunu bilmediğimiz için basit bir şey zannediyoruz. Gittik babamı mahkemeye vermişiz biz bir dilekçeyle. 16-17 yaşlarına girmek tam o dönemlerdeydi herhalde. Bir yaş büyütünde ehliyet alma yaşına eriyordum. Yaşım büyüttüm. Mahkeme falan babam biraz sitem etmişti. Oğlum beni bu yaşta bu hakim karşısına çıkartıyorsun falan diye. Ama yaşı büyüttüm. Ehliyet aldım. Ehliyet alınca tamamen kendi başıma ticarete atıldım. Tavukhaneye babam dedim ki bana devret yapmayacaktı falan. Tavukhaneye devraldım. Belirli bir süre o işi yaptım. Sonra askerliğim geldi. Askerlikte tabii süre 18 aydı bizim dönemimizde. Ankara'da yaptım askerliğim, Kızılcahamam'da yaptım. Ankara'dan döner dönmez tabii ki artık ticaretteki bir şeyimi bir üst seviyeye taşımam lazım. Askerlik tamamen engel döneminde. Çanakkale'yi kafamda adapte etmiştim kendime. Yani Çan'da da dedemden iş yerlerimiz falan var ama merkezde benim hevesim tamamen Çanakkale odaklıydı. Yani Çanakkale'yi çok sevmiştim çocukluğumda babamın yanına gelip giderken. Nasip oldu burada işte inşaat işine ufaktan başladık. İnşaatla birlikte işte kendim sermaye tabii yapımız çok geniş olmadığından dolayı inşaatın altına bir tane market adı verdik ama yani güzel konsept kurmuştum. O zaman da yerel marketlerin hiçbiri yoktu. Orada güzel mahalle arasında güzel bir market inşa ettik. Müşteri de bizi kabul etmişti. Yani iyi bir müşteri portföyüne ulaşmıştı marketimiz. Sonra tabii market bana yetmeye başladı. Dedim ki büyütmem lazım. Ne yapmamız lazım? Süt ürünleri üzerine bir
marka tescili yaptırdım. Bizim kendi bölgemizde, Çam bölgemizde Erzurum'dan gelen bir firmayla ortaklaşa sözleşmeli bir fason anlaşması yaparak ona üretim yaptırmaya başladım. İşte dağıtım aracı aldım. Sonra baktım market beni engelliyor. Yani dışarıda olmama izin vermiyor. Orası biraz kötü gitmeye başladı. Hemen devrettim. Çünkü ismimiz kötülenmesi diye. Tabi bu sektörü, peynir sektörünü, süt ürünleri sektörünü oturdum. O dönemde de o sektörde oyuncu yoktu sahada. İşlerimiz de güzel gitti. Yani ekonomik olarak da iyi bir şeyler yaptık. Dedik ki hemen işimize yatırıma devam etmemiz lazım. Soğuk hava kurmaya başladık, büyütmeye başladık derken tabii gün geldi. O iş de yetmemeye başladı bana. 2002 yılında Ülker, Atlas Bayi'ni aldım. Ülker dediğimiz işte bu biliyorsunuz. O zaman buna şey çok fazla yoktu, rakibi yoktu. Yani sahada büyük bir lider oyuncuydu. Onunla yollarımız kesişti. Tabii bir yıl falan o işe el attık ama o iş bizi yormuştu o zaman. Çok kadro büyüktü. 3 tane depo oldu. Gelibolu, Çanakkale'ye depo yaptık. İşte 4 yolda bir bu 4 yol mevki dediğimiz orada Çanakkale merkezde falan. Tek başımayım, yetişemez hale geldim. Personel sayım çok yükseldi. Kontrolün dışına çıkmaya başladı. İşte dedim ki hemen düşürmemiz lazım seviyeyi. Bu sefer de artık dedik ki şey yapalım. Bu arada bu kendi işlerimizin dışında sosyal sorumluluk projelerinde de çoğuna görev aldık. İşte daha o marketi açtığımda bakkallar odası yönetimine girmiştim. Sonra oradan bakkal olayını kapatıp limite şirkete döndüğümüzde tuttum ticaret borsasında 9 yıl gibi süreyle meclis başkan vekilliği yaptım. Oradan çıktım, ticaret sanayi odasında bir dönem meclis başkan vekili yaptım, bir dönemde yönetim kurulu başkan vekili yaptım. Aynı dönemde hem oranın yönetim kurulu başkan vekilini yaparken OSB'nin de başkanlığına bana nasip oldu. İşte belki 5 yıldan beri içeriye müracaat edilmiş telekomla ilgili internet altyapısı 8 ile 13 megabayt hızındaydı burada. Yani buradaki düşünsenize sanayici sen ihracat yaptırmaya çalışıyorsun, önünü açmaya çalışıyorsun ama adamın interneti yok bir kere zaten OSB'de. Bunları ön plana almıştık. Onları çok kısa bir sürede onları da tamamladık. Yani sağ olsunlar 100-130 megabayt hıza çıkarttılar burayı. O da bizi çok büyük desteklemişti. İşte telefon hatlarını da iyileştirme yaptık. Yolların tamamen tamirat ve onarımlarını bitirdik. Altyapıda sularla ilgili sorunlarımız var. Onların birazcık daha drenajlarını açtık, büyüttük falan. Şu anda eskiden fabrika 3-5 tane fabrikamız rahatlıkla her kışta su basması vardı. Bunları da yaşamıyoruz artık. Bir ikinci aslında önemli konu da şu. Bizler yatırımcıyı çok nitelikli almaya başladık OSB'ye geldikten sonra. Daha önceden işte geçmişte ya işte şöyleydi, böyleydi gibi konular olmuştu. Biz şimdi en son yatırımcımız Belçika ve Alman ortaklığı. Dünyada bunlar iki tane lider firma. Şu anda benim bünyemdeler. Yani burada 20 bin metrekare laboratuvar kuruyorlar orkide çiçek üzerine ve bizim OSB'mizde atık arıtma tesisi olmayan, bacalı sanayi olmayan bir karma OSB'yiz biz. O anlamda çok temiz bir OSB'yiz. İşte bu temizliğe birazcık bizler dikkat ediyoruz OSB'nin. İşte görmüşsünüzdür, girişimizi görmüşsünüzdür, içerisindeki temizliğimizi görmüşsünüzdür, süpürgemizi yani belediyenin yapmış hizmeti bir kat daha üstüne taşıdık. İşte haftadaki gün süpürgeyi dolaştırıyoruz, tek tek caddelerimizi temizliyoruz. En küçük bir kaldırımlarımızda, en küçük bir yamulma, hemen işte tır giriyor vesaire bozuyor. Anında yapıyoruz. Çünkü hiç o tarz engelleri ben istemiyorum. Ve yatırımcı geldiğinde elektriğini, altyapısının suyunu duvardan içeriye kadar sokuyoruz. Yani sana yeri verdik, arsayı tahsis verdik, bina yaptık, bize ne demiyoruz. Yani yatırımcımız her geldiğinde yüzü gülüyor. Her çocuğun bir hayali olur. Çocukluğumda böyle bizim arazilerin bir yüksek tepesi var. Oradan Çan'dan Çanakkale'ye giden yolu izlerdim. Oradan bakardım Çanakkale'ye araçların geçtiğini. Hayal ederdim. Çanakkale'yi o zaman daha görmemiştim hayal ettiğimde. Ya derdim ki Çanakkale'ye yerleşsem, Çanakkale'ye gitsem çocukla işte büyüyünce, Çanakkale'de iş yapsam, ticaret yapsam. Kafamda böyle hatta yaşlı bir teyzemiz vardı. Onunla bir gün sohbet ediyoruz. Böyle keşkeklik onu yapmaya çalışıyor kadın. Bana da şeylerin üzerine, bezlerin üzerine bulgurları serdiriyor. Çocuk muyum ya? Ben de şeyi severim, yerim ara sıra. Dedi ki hep çocuklara sorarlar büyüyünce ne iş yapacaksın diye. Bana işte kafasını çevirdi, benimle vakit geçirmeye çalışıyor. Ya dedi oğlum dedi sen de büyüyünce ne yapacaksın? Dedim ki yani işte teyze neyse. Dedim orada işte dükkan açacağım. Onları hep böyle anlatmışımdı belki işte bir ona bir de kendi içimde anlatmışımdı. Sonra hiç alakası yok. Yani desem ki Çan desem dedemin dükkanları vesaire annemin işte babasından 8-10 tane daire hepsi hazır yani kurul düzen. Hiç hayal etmedim oraya. Yani Çanakkale hiç bağım da yok. Hani olur da bir akraban, bir yakının, bir çocukluk arkadaşın gitmiştir. Oraya özlersin ya da hissedersin. Nasip oldu. Demek ki her hani hayalin bir şeyi var yani altında bir sebep var demek ki. İş hayatımda da öyle. Sürekli güzel şeyler düşündüm. İyi düşündüm. Hiçbir zaman için çevremdeki arkadaşımla, dostumla ya o işini büyütmüş, o keyif aldım. Kimin işi düzgünse mutlu oldum.
Ve hep şunu da söylüyorum arkadaşlarıma da, eşime, dostuma da, buraya geldiğim günden beri söylüyorum. Biz bu OSB'ye geldiğimizde yönetim kurulu olarak buranın %40'ı boştu. Hep arkadaşlarına tavsiye ettim. Bakın burada yer alın arkadaşlar. Çünkü bir hayalim var, bir idealim var. Burayı düzelteceğiz. Burayı o 20 yıllık, 22 yıllık OSB'ye çığır atlatacağız diye inandığım için bunları önermiştim. Ama insanlar halen bir korku vardı. 20 yıllık, 22 yıllık OSB'nin %40'ı boştu. %40'ı ve %10 kesimi de yargıdaydı. Mahkemelik pozisyonunda da. Öyle olunca insanlarda korku esareti oluyor. Yani adam buraya yatırım yapacak. Diyelim ki bugün en az 60-70 milyon yatırım getirecek buraya, para getirecek. Burada hayal kırıklığına uğrayacak, sorun yaşayacak, işini kötüye götürecek falan korkusu vardı. Şimdi bütün arkadaşlar, bir iki tanesi bu şekilde değerlendirdi. Diğerleri de sürekli hata yaptık diye böyle aslınıyorlar. Onun için hayal edip biraz da azimli olursan, çalışırsan başarılı olmayacak bir şey yok, olmadığını düşünüyorum. Kendimden pay biçiyorum. Bazen hep diyorlar işte senin sermaye gücün çok falan. Ya sermaye aslında insanın dürüstlüğü, güvenirliği. Ersoy Gıdaytır, ben ticaret hayatıma 88'de başladım. Yani askerden döndükten sonra 88 yılında bir yıl işte o bahsettiğim küçük işletmeyle başladım. Market işletmeciyle başladım. Sonra 93 sonu, 94 başı limitleştim. Dediğim gibi az önceki sektörle ilgili. Çünkü markette mahalle içerisindesin, kabuğunu kıramıyorsun. Sabah 6.30'da açtığım bir marketi gece 12.30'da kapatıyorum. Müşteri sana gelirse ve onunla ilgili de çok ciddi aksiyonlar alıyordum. Nasıl aksiyonlar alıyordum? İşte insanların en çok ilgisini çeken neydi? O zaman o dönem şey sanayi, çok popüler bir üründü. Sanayi durmadan insertteydi bende. Toz şeker örneğin durmadan insertteydi bende. Ama belirli bir kapasitem var. Yani aşamıyorsun standartı. Şimdi müşteri sana gelirse bu işleri yapabiliyorsun ya da oradan geçerse sen onu gösterebiliyorsun. Mahalle arasındasın, çok fazla etkin olamıyor. Dedim ki burada belirli bir seviyedesin, kalman lazım. Kalıyorsun zaten ve bir de bu arada GİMA gelmeye başladı Çanakkale. GİMA ilk mağazasını açmıştı Çanakkale'de. Dedim ki bir an önce bu kurumsal firmalar geldiği için biz bu iş sektörüne gitmemiz lazım. İnsanların bilmediği, ulaşamadığı bir sektör. Bir Ankara'ya gittiğimde bu görmüştüm, bu peynir sektöründe. Çok benim yani böyle kafama yatmıştı. Hemen o sektöre girdik. O sektörde bizi Limited'e götürdü. Limited şirketi 94'te kurdum herhalde. O dönem bir de bu askeri ihaleler, kamu ihaleleri çok boştu. Mesela hep İstanbul, Bursa, İzmir firmaları girip giriyordu. Çok zordu. Tabii laboratuvar ortamları, o malı muayeneleri falan geçirmek falan ciddi anlamda uğraştıran bir işti. Biz o işe de biraz el attık. Tabii ki biz peynir ve askeri kanatlarına el atınca orada da işler büyüdü. Yani yüksek volümlü ihalelere girmeye başladık. Peynir sektöründe de böyle olmadığından dolayı piyasada bir boşluğu yakaladık. Tabii iş orada zaten kendini geliştirmeye başladı. Ben sosyal bir insanımdır. İnsanlarla iyi geçirmeyi severim. Yani dışarıda olmayı severim. Bazen eşime teşekkür ediyorum. Yani bize katlanıyor diyeyim ya. Yani kadın haftanın 3 günü 4 günü ben dışarıda olurum. Olmak zorundayım. Çünkü insanlar sevdiği için illa birileri davet ediyor. Onlar davet ettiği için ben onları hemen tekrar davete icap edip onları alıyorum. Böyle sürekli bir sosyalleşme halindeyiz. Hani bir mekana gittiğimizde işte herkes masanın belki %60'ı %70'i bir merhabalaşırız. Zor otururuz koltuğumuza. Onun için sabah ama ne olursa olsun akşam yediğimiz yemek ya da yaptığımız keyfin sabah karşılığı da 8-8.30'da işime gelmektir. İşime gelirim, biraz titizimdir. Yani bazen böyle şeker de var bende, sinirim çıkıyor. Geriliyoruz falan iş ortamındaki arkadaşlarla ama hepsi benim niyetimin, ciddiyetimin ne olduğunu bilirler. Yani böyle hiç, yani şey olarak kızdığımı düşünmezler. Bu genel olarak çok insan bilir beni Çanakkale'de. Hani böyle tırılığımdır ya da sinirlenirim ama iyi niyetlilikle. Böyle şey değil. Onun için herkes saygılıkla karşılar, severler. Ondan dolayı da işte akşam böyle yazın bu mevsimlerde işte bahçeye giderdim. Saat 5-5.30 gibi gider. Akşam saat işte o domatesin diplerini doldurursun. Kazarsın, otunu yolarsın. İşte haftada 2 gün suyunu verirsin falan. Yani bir de mesela işte salatalık dikiğinde onları durmadan her gün ipe sardırman gerekiyor falan filan. Bunlarla büyük bir süreç zaman harcarım. Benim bir tane yazlıktaki Şel Bey diye Amerika'da işte Türkiye'de işler yapmış. İstanbul'da da bir hanı olan bir abimiz vardı. Çok sevdiğim. Kafası çok çalışan bir adamdı. Onunla oturmaktan keyif alırdım. Bir gün bana şunu söylemişti. Çok hırslı çalıştığımı görmüştü. Dedi ki geldi de çoluğu çocuğu da yok kendisine. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Geldi de benim iş hanımdan sana bir yer vereyim İstanbul'da. Bu eforunu, bu çalışma azmini burada İstanbul'da yap. Yani ama ben Çanakkale'yi çok seviyorum. Çanakkale'yi hep hanım da der. Mesela Çam bölgesinden gelirken şurada daha barajın tepesinde çıktığımda ben hep böyle gülümserim. İşte İzmir tarafından geliyorum, İntep'in oraya çıktığımda oh derim, müthiş bir şey. Onun için Çanakkale sevdam vardı. Yani diyorum ya, çocukluğumdaki belki hayalimdi. Hiç yani paranın ya da kazancın ne olduğu önemli değildi benim için. Benim için Çanakkale'ydi. Çanakkale ruhunu herhalde içime işletmiştim. Onun için Çanakkale'de yani
10 kat daha İstanbul'da bunun sermayemi yapacağımı bilsem de Çanakkale'de hiçbir gün düşünmedim bir yerde olmayı ya da çok daha iyi para kazanmayı. Aklımın ucundan bile geçirmedim. Onun için de halen çocuklara, çalışan arkadaşlarıma da, bütün personelime de aynı şeyi söylerim. Biz burası, bu vatan, bu Çanakkale çok değerli. O anlamda da bizim buraya çok iyi sahip çıkmamız lazım. Ben yolda gören bir adamın şu küçük bir yani peçeteyi atmasına acayip böyle üzülüyorum. Bu vatan toprakları için, şu Çanakkale için, bırak tabii Türkiye'ye mal olmuş bir şehir. Çok kanlar döküldü, çok canlar gitti. Bizim ona sahip çıkmamız lazım. Onun için biraz duygusal davranıyorum herhalde. Çanakkale'yi seviyoruz. Retribution. Oh yeah, we want retribution.